Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte A'dan Z'ye Discord eğitimlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü eğitim videomuzda Discord sunucunuza istatistik bölümü yani Discord sunucu paneli nasıl kurabilirsiniz? Bugün bunun hakkında detaylı bir şekilde konuşacağız. Daha fazla böyle eğitim videolarımızın gelmesini istiyorsanız da kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videomuza da like atıp yorum atarsanız beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. İsterseniz daha fazla lafı uzatmadan hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, bugünkü eğitim videomuzda Discord sunucunuza istatistik bölümü yani Discord sunucu paneli nasıl kurabilirsiniz? Bugün sizlerle birlikte bunu konuşacağız, bunu göstereceğim. Bunu nasıl sunucunuza yapabilirsiniz, bunu anlatacağım. Şimdi kısacası sizlere bu Discord sunucu paneli nedir? Yani istatistik bölümü nedir? Bundan sizlere kısaca bir bahsedeyim. Discord sunucunuzun analizlerini diğer kullanıcılara da paylaşabildiğiniz güzel bir sistem. Yani şöyle söyleyeyim, bizim sunucumuzda da var. Hatta şöyle Discord'umuza geçip göstereyim isterseniz. Şöyle hemen kısacası. Hemen şurada. Bakın istatistik bölümü diye aynı bunun gibi diğer üyelerinde görebileceği bazı istatistikler paylaşabiliyorsunuz. Yani analizlerinizi, sunucunuz hakkında bilgileri diğer kullanıcılara paylaşabiliyorsunuz. Gayet güzel bir sistem. Bunu nasıl yaptığımı bu videoda göstermeyeceğim. Bunu geçen videolarımızda yaklaşık bir önceki videomda atmıştım zaten. O videoyu izleyerek bu istatistik bölümünü nasıl yaptığımı görebilirsiniz. Videolar bölümünden isterseniz göstereyim. Bakın buradaki videomuz kartlar bölümünden de ulaşırsınız zaten oraya eklerim. Bu videomuzu izlemek istiyorsanız o videoya gidip izleyebilirsiniz. Bu istatistik bölümünü kurmak istiyorsanız dediğim gibi o videoyu izlemeniz gerekiyor. Şimdi buna benzer bunun gibi bir istatistik bölümü oluşturacağız. Ama bu sefer kullanacağımız bot farklı olacak. Kullanacağımız bot arkadaşlar Setat. Bu Mecat botun yan botu gibi bir düşünebilirsiniz zaten öyle. Bu Mecat botunun ikinci botu diyebiliriz. Şimdi Discord sunucunuza nasıl istatistik bölümü kurabilirsiniz ona geçelim. Şimdi Discord'umuza geçiyoruz. Evet, şu anda Discord'a geçmiş bulunmaktayız. Burası da benim Discord sunucum. Her videomda dediğim gibi yapamadığınız bir şeyler olursa Discord sunucumuza gelip bizden yardım isteyebilirsiniz. Şimdi ilk başta yeni bir Discord sunucusu kuralım. Orada istatistikler bölümü kuralım. Oradan sizlere anlatmaya devam edelim. Şimdi sol kısımda bulunan artı ikonuna basıyoruz. Burada kendim oluşturuyorum ve tıklıyorum. Bir kulüp veya toplantı için butonuna tıklıyorum ve buraya bir isim girmemiz gerekiyor. Hemen buraya bir isim girelim. ST at yazalım şöyle. Sunucu istatistik yazalım ve oluştur diyelim. Böyle bir sunucu oluşturalım. Görmüş olduğunuz gibi şu anda sunucumuz oluşturuldu. Burada bir şey yapmamıza gerek yok. İstiyorsanız hemen şöyle sunucu ayarlarından 2-3 tane rol oluşturayım. Hemen şöyle buraya admin diyeyim. Rengimizi vereyim. Şuradan ayrı gösteri açayım. Şuna bir tane yönetici vereyim. Sonra bunu bot yapayım. Buna da şöyle bir dakika. Hemen yöneticisini vereyim. Ayrı gösteri açayım. Buna da bot diyelim. Yeni rolümüze gelelim. Buna da üye diyelim. Bunun rengi de mor olsun. Hemen şuradan ayrı gösterini açalım. Değişiklikleri kaydettim ve kapattım. Şu anda rollerimiz hazır. İsterseniz birkaç tane de kanal oluşturalım. Hani istatistik bölümünde göstereyim sizlere. Şöyle birkaç tane kanal oluşturalım. Birazcık da ses kanalı oluşturayım. Hemen şöyle ses kanalı oluşturuyorum. Evet, 3 tane metin, 3 tane ses kanalı oluşturmuş bulmaktayım. Bir tane de şöyle hem ses hem yazı kanalları için bir kategori oluşturayım. Hani değerli toplu olsun. Hemen ikinci kategorimizi de oluşturuyorum. Şöyle isimlere pek takılmayın. Hızlı hızlı yapayım diye böyle saçma saçma isimler koydum. Şimdi isterseniz hemen tarayıcımıza geçelim. Botu sunucumuza davet edelim. Ve istatistik bölümünü kurmaya başlayalım. Tarayıcımıza geldik. Buradan artı ikonuna tıklıyoruz. Buraya arkadaşlar mcat.org yazıyoruz ve enter'a tıklıyoruz. Burada sitesine yönlendirecek bizi. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken işlerden birisi botu davet etmek. Hemen burada görmüş olduğunuz gibi iki tane seçenek var. Mcat, Setat. Bizim kullanacağımız bot dediğim gibi Setat olacak. O yüzden davet et butonuna tıklıyorum. Açılan pencerede davet etmek istediğimiz sunucuyu seçiyoruz. Hemen şurada genelde aşağılarda bir yerde oluyor. Evet, Setat sunucu istatistik diye görmüş olduğunuz gibi sunucumuz geldi. Buraya davet et diyorum. Yönetici olarak yetkilendiriyorum. Ve ben bir insanım seçeneğine tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bot şu anda sunucumuza geldi. Burayı kapatıyorum. Hemen Discord'umuza tekrardan geçiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bot şu anda sunucumuza geldi. Bot sunucumuza geldi ama nedenini bilmediğim halde bot şu anda çevrim dışı. O yüzden bir başka önceden kurmuş olduğum bir sunucuya davet ettim. Onun üzerinden sizlere botu yapacağım. Hani şeyini göstereceğim.
istatistik bölümünü nasıl kurabileceğinize. Şu anda nedense bot çevrim dışı ama getirmiş olduğum sunucu da ise bot çevrim içi. Burada hemen işlemimizi yapacağız. Hemen devam edelim. Şimdi arkadaşlar botu davet ettik. Botumuzun prefixi ünlem arkadaşlar. Buraya chat kısmına giriyorsunuz. Tek yapmanız gereken arkadaşlar ünlem kurulum yazıp enter'a tıklamak. Bunu chat kanalına göndermeniz gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi şu anda işlemimiz başlıyor. Bu biraz sürecek, lütfen bekleyiniz diyor. Görmüş olduğunuz gibi odalarımızı açıyor bakın. Hemen şöyle kuruyor. Oda ayarlarını yapıyor. Ve hemen şey içerisine koyuyor. Kategorinin içerisine yerleştiriyor görmüş olduğunuz gibi. Bakın odalarımızı oluşturdu. Hemen odaların içine koydu. Bakın hatta ayarlarını yaptığını şöyle anlayabilirsiniz. Yeni açılan odaların üzerine kilit işaretleri geldiği zaman demek ki bu kanallarda oynama yapıyor. Şimdi bakın evet şu anda işlemimiz bitti. Sunucu server panelini oluşturdu. Görmüş olduğunuz gibi bittiğinde de böyle bir mesaj atıyor. Şimdi bunu istediğiniz yere alabilirsiniz. Bu herkese böyle gözüküyor. Bunu genelde yukarıda bırakın arkadaşlar. Herkese gözüksün. Buradan istemediğiniz şeyleri silebilirsiniz. Mesela sesli kanalını sevmediniz. Buraya sağ tık yapıp kanalı sil yaparak bu kanalı silebilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi toplam üye sayısı, botları, aktif üyeler, Recur Online ve sesli kişisini burada görebiliyorsunuz. Mesela şöyle ses kanalı var mıydı? Vardı. Şöyle bakın burada durayım, hemen şurayı kapatayım. Bakın sesli kanalına geldim ve bir kişi aktif gözüktü. Burada birkaç şeyler birazcık gecikebilir. Onlar yakında düzelir, yani böyle yarım saat içerisinde falan bütün analizler gelecektir buraya. Bakın şimdi ses kanalından çıkayım. Buradan sesli de şimdi burası sıfır olacak. Bu birazdan düşer yani. Böyle ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca arkadaşlar tarayıcıya tekrardan gelelim. Burada panele gir yaparak botun paneline giriş yapmamız gerekiyor. Çıkan yerde yetkilendire tıklıyoruz. Hesabımıza giriş için yetki veriyoruz. Buradan açmış olduğumuz sunucuyu buluyoruz. Genelde en aşağıda oluyor. Görmüş olduğunuz gibi burada benim sunucum. Hemen yönetledim. Buradan STAT'a bastım. Burada arkadaşlar istatistik bölümü var. Yönete tıkladım. Burada görmüş olduğunuz gibi analizleriniz bulunuyor. Burada işte haftalık değişim, işte düne göre son 17 günde, son 60 gündeki analizlerinizi görebiliyorsunuz. İşte kaç üye kaybettin, haftalık değişimde kaç üye kaybettin gibi analizleri görebiliyorsunuz. Bu aynı şekilde düne göre de karşılaştırma yapılabiliyor. Burada analizleriniz çıkıyor. Bu sunucu yeni olduğu için bu analizlere ulaşamayacağız. Yani siz sunucunuz ilerledikçe buradan analizlerinize bakabilirsiniz. Bu da böyle bir sistemdi arkadaşlar. Dediğim gibi bu sistemleri kullanabilirsiniz. Bu sistemleri sunucunuza kurduğunuz zaman ayrıyetten bir havası oluyor. Güzel gözüküyor yani. İstiyorsanız sunucunuza kurabilirsiniz. Dediğimiz gibi kanalımızda bir sürü eğitim videoları var. Bir önceki eğitim videomuzu izleyebilir. Oradaki sistemi kurmak istiyorsanız o sistemi kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bir sürü botla ilgili videolar çıkıyoruz. İstediğiniz sistemi kullanabilirsiniz. Umarım videolarımız sizler için yararlı olmuştur. Daha fazla böyle eğitim videolarımızın gelmesini istiyorsanız da kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videomuza da like atıp yorum atarsanız beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.